ki وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Şayet yüce Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız kesinlikle sayamazsınız. Biz dün bunlara ne yaptık? Bunlara değindik. Ve dedik ki orada şükür üç çeşittir. Bir, kalple alakalı olan ilgili. İkincisi dille ilgili. Ve üçüncüsü nedir? Azalarla ilgili. Kalple ilgili yüce Allah'ın varlığına, birliğine tasdik edip ona ortak koşmamak dedik. Ve yüce Allah'ın şükürle dille ilgili la ilahe illallah sözünü telaffuz edip hakkıyla yaşayıp ve bunun doğrultusunda amel edip yüce Allah'ın dinine hizmet edip dedik. Biz bu dünkü olan dersimizde değindik. Ve lisanın şükrü ise ve huve yetehaddes biha ala vecihi sena ala Allahi vel i'tiraf adamil cuhud. Bu nimetleri inkar etmeyip yüce Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri ya Rabbi şükredip elhamdülillahillezî faddalenî alâ kesîren mimmen halakahu tafdîle deyip, yani birçok insanlardan beni üstün kılan Allah'a hamdolsun deyip, çünkü nice insanlar Allah tebareke ve teala hikmeti gereği ya topal yaratmıştır, yahut da kör yaratmıştır, yahut da dilsiz yaratmıştır, yahut da sağır yaratmıştır, değil mi? Oysa siz müteşekkil bir şekilde her yönüyle Allah tebareke ve teala nedir? Sizler yaratmış. İşte burada elhamdülillahillezî, Allah'a hamd ediyorum. Niçin? Ellezî faddalenî alâ mimmen halakahu tafdîlâ. Nice birçok insandan beni üstün kıldığı için Rabbime hamd ediyorum burada demek demesi lazım burada bir kişi. Biz bunlara dün değindik. Ve huve dedik en yesteamilehâ bita'atil mun'im ve alâ hisâb mâ yehtassu bihâ en-ni'mâ. İşte bu nimetleri sadece yüce Allah'ın göstermiş olduğu şekilde nedir? Burada onu icra etmesi gerekiyor. Allah sana göz nimeti vermiş. Burada kalkıp siz hiç görmediği olan bir yerde, hiç kimsenin olmadığı olan bir yerde bir Allah var, bir de siz interneti açıp, televizyonu açıp ve Allah'ın razı olmadığı olan şeyleri izlerseniz işte Rabbim tebareke ve teala bundan razı değildir. Öyle ya. Hiç kimsenin olmadığı yerde kişi nefsiyle baş başa kalıyor. Ondan dolayı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbi la tekilni ala nefsi tarfete ayn. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle başıboş bırakma demiyor mu aleyhissalatü vesselam? Evet diyor. Ondan dolayı işte bir kişi bir yerde tek başına kesinlikle kalmaması gerekiyor. Çünkü şeytan onunla uğraşır. Ve uğraştığı zaman yani mücadele etmesi zordur. Ama zor diye bırakacak mıyız? Hayır. Hayır. İşte bu şeytanla mücadele etmenden dolayı Allah tebareke ve teala iyiliklerini çoğaltıp belki bunun vesilesiyle cennete girersin. Ondan dolayı burada Rabbi la tekilni ala nefsi tarfete ayn. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle başıboş bırakma nedir? Dün dedik ve bunlara değindik. Ondan sonra şuna sadece deyip dersimize devam edelim. Ve şükür lillahi ala ni'me نعمه الطعام ان تستعملها فيما خلق له وهو تغذيه البدن فلا تبني من العجين قصرا مثلا فهو هو لم يخلق لهذا الشيء. Burada diyor ki yaratmış olduğu şu nimetlerden dolayı birisi de nedir? Yiyecektir. Besin maddeleri emmavi olan çeşitler elma, portakal ve buna benzer vücuduna has olan gıdalardır. Ya Rabbi sana şükrediyorum. Allah'a hamd ediyorum. Bu nimetleri bana bahşettiği için. Ve şükrün burada edası nedir? Hakkıyla bu nimetleri israf etmemektir. İsraf edenler şeytanların kardeşlerdir. İnnel mübezzirine kânu ihvanişşeyatîn diyor Allah tebareke ve teala. Muhakkak ki müsrifler, israf edenler, vurdum duymazlık yapanlar, Allah'ın emir ve yasaklarını çiğneyip böyle hiçbir yere sayanlar şeytanların önderleridir, şeytanların kardeşleridir. İhvan-ı şeyatîn diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Sakın bunlardan olmayın ve bunun çizgisinde gidenlerin peşine körü körüne takılmayın burada. Bizleri uyarıyor Rabbim Tebareke ve Teala. Dolayısıyla Allah Tebareke ve Teala vermiş olduğu bu nimetlerden dolayı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Öyle değil mi kardeşlerim? İnanın birçok insan dilsizdir, sağır, kördür. Yani ne bileyim yani ayakları yok, görmüyor.
Ama Allah tebareke ve teala seni en güzel bir şekilde yaratmış, öyle değil mi? El ayn ni'me, el uzun ni'me, el lisan ni'me. İşte gözün görevi görmek, kulağın görevi işitmek ve vücutta ruh var. Peki ruhun görevi ne? Vücudumuzda ruh var. Nasıl ki havayı göremediğimiz gibi, aklımızı göremediğimiz gibi, Rabbimizi göremediğimiz gibi ruhumuzu da göremiyoruz. Vücudumuzda ruh var. Peki ruhun görevi ne? Gözün görevi görmek, kulağın görevi işitmek, elin görevi çalışmak, ayakların görevi yürümek. Ama ruhun görevi ne? İşte bu sorunun cevabı unutturmuştur. Alimler diyorlar ki ruhun görevi işte göz görür, kulak işitir, ayak yürür, dil konuşur ve ruh Allah'a secde eder. İşte bu görevin, bu sorunun cevabı unutturulmuştur gençlere. Demek ki kalu kale eleste bi rabbik elestu bi rabbikum kalu bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela de Allah tebareke ve teala ruhlar alemi yarattığı zaman elestu bi rabbikum kalu bela. Ama gel gelelim şu an Müslümanların belki üçte ikisi namaz kılmıyor. Nasıl ki başsız vücut olamayacağı gibi namazsız da din olamaz. Öyle ya, başsız vücut olur mu? Namazsız da din olamaz. Ama gel gelelim Ahmet, Muhammed, Mustafa neyse namaz kılmıyor. Gerekçe işte işim var, gücüm var, şudur. Zaten eğer inkar yoluyla bu kişi gitmiş olsa inanın bu adam tek kelimeyle kafir olur. İnkar yoluyla. Ama adam ne yapıyor? İnkar ediyor. Diyor ki ya patron izin vermiyor, işim var, gücüm var, ne bileyim işte. Böyle hüccetlerle gelip öyle umulur ki Rabbim Tebareke ve Teala orada ona rahmetiyle muamele eder. Eğer rahmetiyle muamele etmezse nedir? Gitti. Gümbürtüye gitti bu adam. Ondan dolayı burada وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Rabbim Tebareke ve Teala sana bu güzel nimetler bahşetmesine rağmen nasıl olur da yüce Allah'a kulluk etmesin? Nasıl olur da Allah'a kibirlersin? Namaz kılmayanlar Allah'a kibirleniyor demektir. Allah'ın emir ve yasaklarına kulak asmayanlar, yani duymayanlar, işitmeyenler, itaat etmeyenler kibirleniyor demektir. Sen kimi baş kaldırıyorsun ya? Kime? Seni yoktan var eden Allah. Hani ne dedik burada bir ayet dün? Nerede? He. Vallahu ahrajakum min butun ummahatikum la ta'lemun şey'a ve ce'ale lekum es-sem'a vel absara vel ef'idete leallekum teşkurun. Siz yoktan var eden Allah tebareke ve teala ananızın karnından çıkarırken hiçbir şey bilmiyordunuz. Hiçbir şeye sahip değildiniz. Ama göz görme sıfatları, işitme organlarınızı ve bütün bu vücudunuzdaki olan şeyleri sizin vücudunuza yerleştiren Allah'tır. Şu gözlerinize İstanbul'un hepsini verseler verir misiniz? Sana dese ki bir kişi şu İstanbul'u sana veriyorum, iki gözünü ver. Ne dersin? Ya gözüm görmediği olan bir şeyi ben ne yapayım? Öyle mi? Demek ki bak bir İstanbul'a gözlerini veriyorsun, vermiyorsun. E bu gözleri buraya yerleştiren kim? Seni yoktan var eden kim? Kim? Böyle bir kendi kendine bir soru sor bakalım. Seni yoktan var eden kim? Kim? O da Allah'tır. Zifif karanlığın, simsiyah karıncanın, siyah taşının üzerinde yürümesini ve sesini gören Allah elbette bizi görüyor ve bizi murakabe ediyor. İnne rabbeke le bil mirsad. Muhakkak ki Rabbin gözetleyici diyor Rabbim tebareke ve teala. Demek ki burada kardeşlerim bir kişi mutlak manada nedir? Allah'ın nimetlerini şükretmesi gerekiyor. Aynı zamanda şükrettiği gibi mutlak manada namaz kılmasını emrediliyor. Namaz yani sadece namaz değil. Allah'ın emir ve yasakları içerisindeki ne gibi ibadetler varsa ve enva'ul ibadeti leti emrallahu biha. Yüce Allah'ın emir buyurduğu bütün ibadet çeşitlerinde yüce Allah'ı birleyecek. Birleyecek. Sadece namazda değil. Adam ne yapıyor? La ilahe illallah diyor ama diğer ibadetlerde ölülere kurban kesiyor. La ilahe illallah diyor. Gidip işte Allah dostları dedikleri insanlardan yardım diliyor. Oysa Rabbim bunu istemiyor. Madem ki la ilahe illallah diyorsun, o zaman hakkıyla yüce Allah'a kulluk et. Hakkıyla yüce Allah'ı birle. Hakkıyla yüce Allah'tan başka nedir? Başkasına kulluk
etme. Aksi halde Rabbim Tebareke ve Teala işte يَوْمَ لَا يَنْفُعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O günde herkesin nefsin feryadeci bir zamanda keşke uysaydım, keşke Allah ve Resulü uysaydım, keşke Allah'ın emir ve yasaklarına hakkıyla tasdik etseydim deyip, ama orada keşkenin kesinlikle faydası yoktur. Çünkü Allah Tebareke ve Teala dünyaya seni bir kere gönderir ve orada hesaba çeker. Keşke yok. وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ. Hakkı ve batını gösterdi Allah Tebareke ve Teala. Elçiler gönderdi, Kur'an gönderdi. Buna rağmen orada ya Rabbi duymadım, işitmedim diyemesin. Ondan dolayı hakkıyla Yüce Allah'a kulluk etmeye bakın burada demek istiyor. وَقَوْلُهُ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kıyamet gününe kadar, bakınız, kıyamet gününe kadar yaratılmış olan mahluklara dua edip de o dua